Tarihi afetin ardından deprem bölgesine birçok ülkeden kurtarma ekibi geldi. Kosova'da ekip Türk görevlilerle birlikte el ele verdi. Bir nefes uğruna aralıksız çalıştı. Felaketin 9. gününde Hatay'daki bu enkazda yaşam belirtisi bulundu. Kosovalı ve Türk ekipler 3 yaşındaki bir çocuğu saatler sonra hayata çekti. Ukrayna'dan gelen ekipler büyük sevinç yaşattı. Onlar da 205. saatte bir kadını moloz yığınları arasından çekip aldı. Macaristan hükümet sözcüsü Kovacs'ın kızı İlka Kovacs, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Çinli arama kurtarma ekibi enkaz altından çıkardıkları cenazenin önünde saygı duruşunda bulundu. Bu görüntülerse dayanışmanın simgesi oldu. Türk ve Çinli ekipler görev değişimi sırasında birbirine sarıldı. Ekipler gözyaşlarını tutamadı. Çinli ekibe komandolar fındık ikram etti. Halis mulis Giresun fındığı. Meksika ve Bulgar ekipleri de görevlerini tamamladı. Litvanya'dan gelen 38 ve Tayvan'dan gelen 130 kişi deprem bölgesinden ayrıldı. Ülkelerine dönen Fransız ekipler güllerle karşılandı. Ülkelerine giden Yunan kurtarma ekibi de yaşadığı duygu dolu anları anlattı. Bir çocuğun kendisine bisküvi verdiğini söyleyen görevlinin gözleri doldu. İsviçre ekibinin şefi Zuber Buhler kurtarma çalışmalarında işbirliğini anlattı. Türkiye müthiş insanlara ve köklü geçmişe sahip bir ülke. Bu depremi veya krizi ilk kez yaşamıyor. Şundan eminim, tüm ülke bir araya gelerek bu krizi atlatacak. Japon sağlık ekipleri de yolda. 36 sağlık görevlisi Türk ekiplere yardımcı olmak için Türkiye'ye geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.